O da çok güzel durmuyor mu? Wow. Oha, şimdiye kadar kaldığım en güzel otel diyebilirim. Otel odası değil, sanki ev gibi değil mi? Bence en güzel tatillerimizden birini geçireceğiz. Günaydınlar. Bugün Vegas'taki ikinci günümüz. Size dün yaptıklarımdan ve bana çok farklı gelen şeylerden bahsedeceğim. O arada da makyajımı yapacağım ve sabah şu an 7 gibi hızlıca aşağı ineceğim. Şimdi ilk olarak buradaki değişik şeyden bahsedeyim. Otelden aşağıya indik ve aşağıda direkt kasinosu vardı. Şaşırmadık çünkü burası Vegas. Havalimanında falan bile kasinolar böyle başlamıştı. Yani hiç şaşırtmadı. Neyse, aşağı indik falan böyle. Herkes şey yapıyor işte. Herkes kendi otelini pazarlamaya çalışıyor böyle. Wyndham mesela işte çalışanları geldi. 3 gün bedava otel falan verelim sizlere. PowerPoint presentation yapacağız, onu izleyin falan filan. Bir sürü böyle bedava bedava etkinlikler. Ama biz hiçbirine katılmadık çünkü çok yorgunduk. Kahvaltı yaptık işte. Ondan sonra odaya çıktık, biraz uyuduk. Sonra kasinoları gezelim dedik. Burada Caesars Palace'a gittik, Flamingo'ya gittik. Hilton'un kendi kasinosuna gittik. Ondan sonra işte birazcık böyle rulet oynadık. Birazcık makinelerde işte çevirdik falan filan. Genel olarak şu an çok büyük oynamadık. Tapiyiz diyebilirim. Zaten dün böyle alışma ortamıydı ama o kadar hızlı geçiyor ki zaman. Anlatamam yani, böyle oradan çık oraya git, oradan çık böyle. Zaten hepsi birbirine çok yakın. Dün 5-6 tane kasino gezdik yani. En beğendiğim Caesars Palace oldu. Sonra Flamingo'dayken bir baktık aksiyon var, ne oluyor falan. Resmini de koyarım size. Bir şov varmış. Zaten burada mesela acayip derecede fazla fazla şovlar varmış. Bu şovda da böyle 7-8 tane kız şov yapıyor. Ve göz, yani üstlerini falan çıkarıyorlar. Full çıplak yani, sadece çok mini bir iç çamaşırları oluyor. Pardon, külotları oluyor. Onları izledik, böyle 1,5 saat falan sürdü. Yani strip club değildi de böyle şov yapıyorlar. Dokunmak falan yasak. İçeride kadın erkek falan böyle. Herkes birasını içiyor, içkisini içiyor. Onları izliyor böyle değişik değişik. Şovun adını koyarım. Bu arada şovda kesinlikle çekim yasaktı. Yoksa böyle kovulursun, hatta kasinodan kovulursun falan diye çekime kalkışamadım. Ama size adını koyacağım, bakın gerçekten çok crazy bir iş oldu. Neyse, o çıplakları falan izledik. Ondan sonra işte şimdi geldik, birazdan da fuara gideceğiz. Adamlar o kadar akıllı ki gerçekten. Bizde hani bayi toplantıları, fuarlar falan Kıbrıs'ta çok yapılıyor ya, burada da Vegas'ta çok yapılıyor. Çünkü gelmişken adam, işten kaçmışken ya da işte ne bileyim evliyse, böyle evinden birazcık uzaklaşmışsa falan Vegas'a gelip dağıtıyor falan. Dün yani insanlar çılgın gibi oradan oraya, oradan oraya işte konuşmaları duyuyoruz. Birkaç kişiyle konuştuk hatta. Oradan çıkacaklar, strip club'a gidecekler. Oradan çıkacaklar, gece kulübüne gidecekler. Biz de belki iş için gelmemiş olsaydık katılabilirdik yani, çünkü gelmişken görmek lazım. Önceki videolarımda falan gördüyseniz zaten Amazon satıcısı olduğumuzu söylemiştik. Sadece Amazon satıcısı değiliz zaten burada. Tüm marketplace'lerde, online marketplace'lerde varız. Ayrıca kendi şirketimiz var, kendi web sitemiz var. Oradan da satış yapmaktayız. Hatta bazı müşterilerimiz var, böyle loyal, sadık müşterilerimiz. Onlara da ürün sağlıyoruz, böyle toptancılık yapıyoruz. Onlar da hem böyle Amazon satıcıları hem eBay satıcıları. Bu fuar böyle buranın, Amerika'nın, hatta dünyanın en büyük branded, yani marka başlığı altında toplanan oyuncak fuarı diyebiliriz. Çünkü burada en büyük markalar gelecek. Hasbro, Fisher-Price, işte Barbie, Marvel, bunların hepsi fuarda olacak. Fuardan da inşallah size çok güzel görüntüler göstereceğim. Benim, yani eşimin değil de benim ilk fuar deneyimim, açıkçası heyecanlıyım. Nasıl konuşacağız falan filan bilmiyorum. Ama bir şekilde güzel değiller, yakalayacağız inşallah. Makyajım bitti. Ben çok beğendim makyajımı. Böyle yakından çok renk gözüküyor da böyle şu mesafedeyken falan çok güzel gözüküyor. Elimden gelen bu. Neyse, şimdi biz kahvaltıya iniyoruz.
Oradan fuara geçeceğiz ve bir sürprizim daha var. Şimdi tenisle ilgilenenler var mıdır yok mudur bilemiyorum ama Netflix'te canlı yayınlanacak bir tane event varmış. Nadal'ı belki biliyorsunuzdur. Tenisin efsane isimlerinden birisi ve o arkadaş retirement yani emekli olacakmış ve şu an dünya 2 numarası yani Alcaraz'la beraber gösteri maçına çıkacakmış ve bu Netflix'te canlı yayınlanacakmış. Yani tam da dibimizde oluyor böyle 1 mil ötede falan dedik bu kaçırmayalım yani bayağı büyük bir olay. Ona da gideceğiz. Böyle 2 saatlik bir mola vereceğiz kendimize. Hatta izin verirlerse çekim falan da yapacağım orada. O zaman biz kahvaltı yeniyoruz. Fuarda görüşmek üzere. Selamlar tekrardan. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Biz Toy Fest'e an itibariyle girmiş bulunuyoruz. Burada 100 ya da 120 adet oyuncakçı varmış sadece. Yani etraf çok çok güzel. Size B-roll footage'ları da gösteririm. Çekeceğim buradaki şeyleri. Öyle bir küçük giriş yapmış olayım. Şimdi biz gideceğiz. Kafamızda belirlediğimiz markalar var. O markalarla birebir görüşmeler yapacağız. Onlardan güzel deal'lar almaya çalışacağız. O zaman business, business. Thank you. Appreciate it. Günaydınlar. Bugün bizim 3. günümüz. Dün 25 tane farklı standı gezdik oyuncakçılardan. Bayağı vakit harcadık. Bunlardan 5 tanesiyle sadece anlaşma yapabildik. Bize listelerini verdiler. İşte Amazon için çalışmalarımıza devam ediyor olacağız. Şimdi sabahın 8.30 falan fuar 10 gibi başlayacak. Biz de dedik ki inelim ve otelimizi birazcık gezelim. Hatta kahvaltı yapalım. Burada böyle çok ünlü bir kahvaltıcı varmış otelin tam altında. Oteller bu arada nasıl anlatayım size? Hepsi içten ya birbirine bağlanıyor. Mesela bizim kaldığımız otel Paris oteline falan çok yakın. Tüm otellere böyle hava güzel olsa aslında yürüyerek gidebilirsiniz. Şimdi size şeyi göstereyim. Pool'u göstereyim. Çok güzel duruyor. Hava 56 Fahrenheit. Celsius olarak kaç bilmiyorum ama dışarıda böyle 2-3 kişi şurada güneşleniyor yani ama çok soğuk bence. Kesin bunlar Rus. Evet, fuara gideceğim. Bu sefer fuardan böyle birkaç görüntü, birkaç video falan sizlerle de paylaşmak istiyorum. Fuarda dün business takıldığımız için hiç çekim yapamadım ama bugün fuardan da çekimler yapacağım. Öyle efendim, akşam içinde kasinoya ineriz dedik. Tabii ki gelmişken kasinoları fılır fılır dolanıyoruz. Dün biraz oynadım. Minik bir zararım var. Ama eşim kar yaptı. Oradan beni kurtardı sağ olsun. Öyle, hadi kahvaltıya gidelim. Burası böyle sahte bir gökyüzü yapmışlar. Kahvaltıcı mekanımız da tam karşıda. Ocean Blue diye geçiyor sanırım. İşte burası hem bir alışveriş merkezi hem otel. İçeride böyle güzel markalar falan var, restoranlar var. Hatta tiyatrolar, işte stüdyolar falan var. Böyle her akşam bir konser ya da bir şov oluyor. Geldiğimiz restoran Ocean One'mış. Menü böyle bir menü. Burada fiyatlar çok çok uygun. Yani bu restoran da çok uygun diyelim. Hatta böyle 3 tane alkol içince ya da kokteyl içince şöyle kokteyller falan 3 tanesi evet 3 tanesinde $12 ödüyorsunuz. Çok çok iyi. Omlet söyledik. Amerikan cheese'ine bakalım. Yağlı ama çok güzel. Afiyet olsun. Thank you.
Arkadaşlar selamlar tekrardan. Bugün ikinci günümüz fuarda ve yani o kadar çok kişiyle konuştuk ki bir kendi aramızda Türkçe konuşuyoruz, onlarla İngilizce konuşuyoruz falan. Tüm diller birbirine girdi bende ve çok çok yoruldum. Zaten yüzümden falan da belli oluyordur. Ama çok güzel diller yakaladık. İşte bu çok değişik bir deneyim oldu benim için. Fuarda neler yapılıyor, satıcıları nasıl ikna edebiliriz, nasıl ikna edemedik falan, hepsi çok çok güzel deneyimler oldu. Tabii ki fuarın güzel özellikleri de var. Şöyle oldu, anlatayım. Birkaç büyük markayla direkt olarak anlaşabildik. Bunlar içerisinde en büyüğü Lego. Lego zaten tamamen bir game changer. O yüzden heyecanlıyız. Bizim Amazon işimizi çok üst plana çıkarabileceğine inanıyoruz. Çünkü direkt Lego ile anlaştık. Ara bir distribütörle falan anlaşmadık. Öyle efendim. Şimdi birazcık size etrafı göstereyim. Oradan çıkacağım. Hop, arkamdakiler de bana bakıyor. Buradan çıkacağım, otele gideceğim, böyle bir duş alacağım, kendime geleceğim. Ondan sonra kasinoya gideceğim. Kasinoda da güzel şeyler çekeceğime inanıyorum. Bana şans dileyin. Bye bye. Yani gerçekten telefonumda Las Vegas'a ait son videolar az önce gördüğünüz kızların totoşlarıydı. Neden orada bitirmişim? Ben de bilmiyorum. Bilinçaltıma sormak lazım. Sizlere de bu şekilde veda etmek istemedim. Öyle efendim, videonun gördüğünüz üzere sonuna da Florida'da burada evimde bitireyim dedim. Öyle, beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Birazcık footage ekleyebilirmişim. Ama bu benim ilk böyle vlogumdu. O yüzden affola. İnşallah daha güzellerini ileride çekerim efendim. Tekrardan teşekkür ediyorum sizlere. Bu arada gördüğünüz üzere yeni bir kanalım ama güzel büyüyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Birazcık daha destek olmak isterseniz yeni gelenler de beğenip abone olurlarsa çok sevinirim. Öpüyorum sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.